İnsanların kendi yaşantılarını, deneyimlerini bir sonraki kuşağa aktarıp aktarmama meselesi önemli mesele. Aslında iki şey de mümkün. Bir, kişiler kendi yaşadıkları şeylerin kendisine nasıl bir acı oluşturduğunu bildiği için. Örneğin diyelim ki çocukken yalnız kalmak, ilgilenmemek veya diyelim ki ders çalıştırılmak için kafasına tak 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 vurulmak. Bunların veya eleştirilmek. Diyelim ki dişinden dolayı, yüzünden dolayı, herhangi bir davranışından dolayı aşırı eleştirilmenin ne demek olduğunu bilen bir kişi kendi kendine ben bunu kendi çocuğuma yapmayacağım diye bir karar alıp bir farkındalıkla bilinç düzeyinde tutar ve bunu uygulamak için çaba gösterirse gerçekten bu davranışı ortalamadan daha az yapabilir. Ama kendisine yapılan şeylerin farkına varıp ele alıp onu aşamaz ise bir nevi onun kurbanı olmaya devam ederse bu davranışı kendisine yapılanı alışkanlık şeklinde veya yönetemediği duygular şeklinde. Diyelim ki dövülmüş olmak kişide öfke oluşturur. Bu öfke kontrolsüzlüğü kendi dışındaki diğer insanlara yansımaya başlar. Yani kendisinin gördüğü zararı kontrol edemezse kişi bu sefer kendi çocuğuna da başka insanlara da eşine de yansıtmaya başlar. O yüzden bu sorunun cevabı aslında iki yönlü. Bir yandan kişi bunu yapmayacak, daha az yapacak bir hale de gelebilir veya kendisine yapılan şeyin kurbanı olup onaramadığı için kendisini bu davranışlarını çocuklarına da, başkalarına da, eşlerine de aktarabilir hale gelebilirler.